Merhaba GürüşTürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Yanımızda Mehmet Dinler ve Salih Arandı var. Draft Raw'ının, Shake Up Raw'ının şovunu değerlendireceğiz. Ne dedik girişte? Shake It Up Şekerim. Mehmet, Shake It Up Şekerim. Çok güzel bir şarkıydı. Çok severdim. Şovun başıyla başlayalım o zaman direkt. Ben bugün ufak bir sakatlıktan dolayı biraz yavaş konuşacağım. Kusura bakmayın. Zor görüyorum çünkü. Show Kurt Angle'la açıldı. Kurt Angle ilk şeyi duyurdu. Shake Up'la gelen ilk süperstarı savundu ve kendisinden nefret edildiği için çok iyi bir heel olan Jinder Mahal United States kemeriyle birlikte Raw'a geçti. Ama geçmesiyle birlikte de kemerini kaybetti. Jeff Hardy kemerini aldı ve Grand Slam şampiyonu oldu. Çok ani bir şekilde. Yani hiçbirimiz hazır değildik herhalde buna. Hardy'nin bir şey kazanamayacağını düşünüyorduk. Öyle yani ilginç bir başlangıç oldu. Salih, nasıl buldun sen? Ben çok şaşırdım. Ani buldum hatta. Yani bir tez geliştirmiştik ya. WrestleMania'da neden kazandı Jinder Mahal? İşte Arabistan'da çiğri alır falan. Hepsini yok etti yani bir anda. Buğra, diyorsun sen Arabistan'da Mahal vs. Hardy maçı olacak, rövanş maçı olacak. Orada kemer tekrar el değiştirebilir mi? Ben bu işin Arabistan'a kalmayacak kanaatindeyim. Çünkü Hardy bu gece SmackDown'da SmackDown'a Shake Up olur. Geçiş yapar, draft gerçekleşir. Ya bence SmackDown, bu genel olarak draftı da konuşuruz. İnanılmaz ya, inanılmaz şekilde artıda devam ediyor draft konusunda. Her ne kadar çok kan kaybetmiş olsa da elinde ne kadar çer çöp varsa hepsini yolladı. Jinder Mahal'le dahil. Ya gerçekten şimdi hani kendini geliştirdi falan filan diyoruz da. Ya kanser tipler birader, yani Jinder Mahal ne ya? Geçeceksin bu işi. Biraz sempatik bakmanın, yani romantik olmanın gereği yok. Jinder Mahal bomboş bir kasadır. Raw'a da, SmackDown'un da Jinder Mahal'i Raw'a iteklemesi inanılmaz ilgi çekici oldu. Bence Seth Rollins veya Jeff Hardy'den birinin SmackDown'a geçmemesi, belki de ikisinin SmackDown'a geçmemesi için hiçbir neden kalmadı. Muazzam oldu ya. Bilmiyorum. Ya yarın SmackDown hakkında çok farklı şeyler konuşabiliriz. Çok güzel bir show olduğu hakkında konuşabiliriz. Kadro daralmış aynen gibi gözükse de ya, kalite nicelik artı nitelik artacaktır. Jeff Hardy'nin SmackDown'a geçeceğini bu gece ben de düşünüyorum ama Arabistan'da ne olursa olsun bir rövanş maçı olacak. Çünkü Jinder Mahal'in rövanş hakkı var ve Arabistan'da duyuruldu maç şu anda. Greatest Royal Rumble'a duyuruldu. Ya ben Hardy'nin geçeceğini kemerle ama Greatest Royal Rumble'da kemeri tekrar Mahal'e kaybedeceğini ve United States'in Raw'da kalacağını düşünüyorum. Bunun sebebine daha sonra geleceğiz. Maçla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Geçeyim mi? Yok. Söylenecek bir şey yok. Jeff Hardy biraz daha ring içini hızlandırabilirim derken hani öyle bir done görmüş olabiliriz bu maçta. Evet, yani ilk defa Whisper in the Wind yaparken mevsim değişmedi. Bir yıldır. Çok sevindim yani, hani Hardy'yi o halde o kadar yavaş görmek benim içimi acıtıyordu. Çok güzel oldu yani. Devam ediyoruz o zaman. Bayley vs. Sasha Banks maçı. WrestleMania'nın hemen öncesinde başlayan feud sonunda bir birebir maça geldi dedik. İkili çok sert bir maç çıkardılar ama 3 tane davetsiz misafirin, Riot Squad'ın saldırısına uğradılar. Riot Squad da böylece SmackDown'dan Raw'a geçmiş oldu. Buğra, senle başlayalım bu sefer. Riot Squad'ın Raw'daki geleceği ne olur sence? Ya Riot Squad hani ana kadroya çıktı da sanki ruhları çıkmadı gibi hissettiriyordu SmackDown'da. Hani varlardı ama hissettirmiyorlardı yani, bazen öyle olur, anlıyor musun? Yani seyirciden reaksiyon alamıyorlardı. Alsalar da mesela Charlotte'la maçı çıktı Ruby Riot, maç hakkında hiçbir şey hatırlayan yok. Ya ilginç şeyler olmuştu. Raw'da acaba kendilerini toparlayabilecekler mi diye merakla beklemiyor değilim. Toparlayabilir mi, toparlayamaz mı göreceğiz. Ya bence sanki ayrılmaları gerekiyor birbirlerinden. Yani Ruby Riot tekli olarak gerçekten ilgi çeken bir karakterdi. Liv Morgan yine
Öyle yani. Sarah Logan daha sonra gelişebilir. Sarah Logan'ın bence NXT'ye dönmesi lazım. Mertay yani demiş. Kendi... Mehmet Dinler, bu kızlar adam akıllı bir feud yapamadılar. Riot Squad aşırı gereksiz. Zaten çok stable oldu. Rotunda demiş, katılıyorum Mertay. Riot Squad çöp. Asıl boş kasa Riot Squad'tır. Ruby hariç hepsi leş. Yo, üçü de aslında çok kaliteli isimler. Yani hani Ruby'nin hani zaten NXT'de takeover görmüş bir isim ama Liv Morgan da Sarah Logan da çok yetenekli isimler ve şey yani Ruby Riot'ın şeyi olarak sidekick'i olarak gelmeseler de NXT'de şu anda kemer potasına girme ihtimallerinden bahsediyor olabilirdik. Yani boş kasa değiller ama gelişleri sidekick olmak üzerineydi ve artık yavaş yavaş o şeylerini kaybediyorlar. Hani ilk geldiklerinde oluşturdukları heyecanı kaybettiler. Salih peki Sasha ya da Bailey ya da bu gece SmackDown sence? Umarım geçmez diyorum. Geçebilir yani. Peki neden umarım geçmez? Umarsın geçmez. SmackDown'a biraz daha istediğim güreşlerin oluşsun istiyorum. O anlamda söyledim. Sasha ve Bailey'i sevmediğin için. Yani beğenmiyorum karakterlerini şu an. İleri değişebilir. Peki. Bütün Four Horsewoman düşmanlarını yakacağız bir gün. Yakacağız. Vallahi yakacağız. Alexa Bliss geçebilir ama. Belki. Ya ben Bliss'in kemersiz bir feud, Raw'da kalıp kemersiz bir feud'da devam etmesini çok istiyorum ya hani. SmackDown'a geçtiği an kemer potasına girecek çünkü yeniden. Abi Alexa Bliss. Ve artık benim Alexa savunmak için söylediğim doneler azalıyor. Gitmek üzere. Biraz kemerden uzak dursun ki ben de bir şeyler biriktirebileyim kendisini savunmak için. Artık yeter yani. Yok ya Alexa'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Kendisinin modası geçti, yüzü eskidi. Artık yavaş yavaş düşüşe geçecektir kariyeri diye düşünüyorum. Yavaş yavaş sen çok beklersin. Yavaş yavaş çok beklersin efendim. Önce bir face turn yapar falan. Devam ediyoruz o zaman. Geçen haftanın aynısı hakikaten. Authors of Pain vs. Rhino ve Slater, Heath Slater. Rhino ve Heath Slater bu sefer biraz daha aktif olmaya çalışsalar da yine kaybetmeyi başarıyorlar. Geçen haftadan farklı olarak söylemek isteyeceğiniz bir şey var mı burada? Bu arada Ambrose Kay demiş Mehmet hakkında. Dinler. Ambrose Kay demiş, parantez açayım bir önceki konuya. Alexa Bliss ne olur lütfen kemerden uzak dursun. Tokatla maç almasından bıktım demiş. %100 katılıyorum yani. Daha güzel özetlenemez de Alexa Bliss. Abi tokatla maç alması bir defa ya. Hani çok abartıldı ki yani çok kötü bir karardı ama yani bir defa yani. Ben de kemerden uzak dursun istiyorum abi. Yani ne SmackDown'a geçse SmackDown'da da kemerden uzak durursun. Tekli feyoda girsin istiyorum. Çünkü şey yani hani Bliss'in potansiyelini orada çok iyi gösterebileceğini düşünüyordum. Yani Alexa çöp değil arkadaşlar. Yani abi Sina savunup insanlara çöp falan demeyin. Gözünüzü seveyim yani. Sination Guy demiş. Ne bir defası kardeşim sen kafayı mı yedin demiş Mehmet sana. Kafayı yedin dememiş. Chatbox'ı okuyorum ben de. Yani abi kusura bakmayın. Yani Alexa Bliss muazzam bir heel karakterdi. Çok da iyi bir şampiyondu. Kesinlikle boş falan da değildi. Kaybetmesi gerektiği zaman da kemeri kaybetti iki defa yani. Kaybetmesi gerektiği zaman kaybetti de iki tur bindirip geri aldı. O ne olacak ya? Serdar Ali demiş. İşte ikinciye de kaybetti. NXT'ye dönsün oradaki kemeri alsın. Serdar Ali kardeşim gene gönlümüze hitap ediyoruz. Evet. Keşke zamanında şey yani hani böyle Eva Marie'lere falan verilen şans Alexa'ya verilseydi de NXT'de kendini gösterseydi NXT'de takeover görmeden çıktı kuzana kadroya. Eva Marie'nin yarattığı heyecanı Alexa Bliss yaratamadı, kusura bakmasın. Eva Marie'nin süt yenimi çıktı, ah ne oldu. Konuyu geçiyorum. Okur diyorduk böyle. Konuyu geçiyorum Salih, Authors of Pain, Paul Ellering olmadan gerçekten başarılı olabilirler mi? NXT'de yarattıkları dominasyonu yaratabilirler mi? Olabilirler ama kabullenemezler bence seyirci tarafından. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ya. Buğra, Authors of Pain hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Geçen haftanın aynısı olduğu için bunu hızlıca geçeceğim. Authors of Pain
büyük umutlar beklediğimiz bir takım ama böyle momentum arttırmıyorlar bence. Tamamdır. O zaman herhalde Raw'un en güzel segmentine geçiyorum. Miz TV. Kevin Owens ve Sami Zayn geçen haftaki maçtan sonra biz alınmayacaklarını düşünmüştük ama Stephanie McMahon'ın şeyiyle, kararıyla ikisi de Raw'a katılmış. Kurt Angle'a bile sürpriz oldu bu durum ve ikisi The Miz'in programına katıldı ve Miz Storage ile birleştiler. Çok güzel Avengers esprileri vardı. Gerçekten çok, yani ben eğlendim gerçekten izlerken. Ama bilmediğimiz bir şey varmış. The Miz, Miz Storage'dan ayrılıp SmackDown'a geçmiş. Bunu da Daniel Bryan özel olarak istemiş. Yani Buğra senden başlayalım. Bir acımasız, amansız bir The Miz hater olarak SmackDown'a güzellik katar mı Miz? %100 SmackDown'ı nasıl Intercontinental title'ı yükselttiğini söylüyorsa herhalde bundan sonra SmackDown'ı yükselttiğini söyleyerek kariyerine devam edecek. Ya The Miz değişik bir adam ama SmackDown'a geçişi nitelik olarak SmackDown'ı yükseltmiştir. Ya şimdi şu olaya bir de şu açıdan bakalım. Yani Jinder Mahal gitti. Geldi yani The Miz geldi. Mükemmel bir pazarlık yani. Mükemmel. 10 numara 5 yıldız yani. Böyle bütün SmackDown'dan gidenleri topla. The Miz'i al yani. Gerçekten harika 10 numara 5 yıldız. Bir de Mistoraj yok. Süper oldu bu. Ya anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz yani. Ben çok beğendim. SmackDown yani, abi çok Miz güzel. De şey çok diyor zaten. Brand olacak ya. Bugün Raw'a geçmiş, bütün isimleri sıralamış. Yanda SmackDown'a geçişi kesin bir tek kendisi var. Raw benim karşılığımda bunları mı aldı? Kazıklanmış yazmış. Abi bombaydı. Ya Miz'in farkı da gerçekten farklı kullanılan bir karakter. Hadi şey, herkes hangi şova gideceğini o şovda öğrenirken Miz diğer şovda öğreniyor. Yani SmackDown'a geçecek herkes bunu yarın geçecek. Herkes yarın öğreneceğiz. Miz'i şimdiden biliyoruz. Gerçekten çok eğlenceli bir şey bu. Salih, Daniel Bryan'la feyutları şimdiden Twitter üzerinden tekrar alevlendi. Backlash'te maça çıkarlar mı? Ne diyorsun? Umarım çıkmazlar. Yani bu maçın biraz daha, bu feud'un biraz daha uzun sürmesi gerekiyor bence. Ya The Miz'in 2006 yılındaki yaptıkları bir paper'da unutulmamalı bence. Daha uzun olmalı bu feud'un süresi. Yani ben Bryan'ı ana kemere yazın atacaklarını düşündüğüm için şu anda şeyi düşünüyorum yani hani o zamana kadar Miz Feudu'yla oynayabilir mi? Çünkü bir pay-per-view'da bitecek bir şeye ben de pek benzetemedim bunu. Yani bence uzayacak ya. Hani uzamalı İnşallah da zaten. Uzar da abi, ben bunu büyük şovlar için hayal etmiştim hep. Yani bir yıldan beri falan bekliyoruz. Ya abi sonucu belli olan maçı hani büyük şova buklamasınlar. Ben istemiyorum öyle şeyler. Bir yıldan beri ama ya bir yıldan uzun süredir hatta yani Mista SmackDown'dayken Daniel Bryan'la kapışmaya başlamıştı. O zamandan beri bekliyoruz yani. Yani çok güzel olabilir. Bu arada açılış segmentte Hardy SmackDown'a geçse bile United States şeyde kalacak demiştim. Raw'da kalacak bir şekilde demiştim. Bunun sebebi de Miz'in buraya geçmesi. Çünkü Intercontinental kemeri nerede? Miz orada arkadayız. Buğra, sence Kevin Owens ve Sami Zayn toparlayabilirler mi kariyerlerini? Ya, Kevin Raw'da? Owens. Ya Kevin Owens, Sami Zayn, Allah sabırlarını, ihtiraslarını arttırsın. Ne diyeyim ya. Burnundan kıl aldırmayan adamlar ne hallere düştü görüyorsunuz. İşte ne oldum demeyeceksin abi, ne olacağım diyeceksin. Kevin Owens, Sami Zayn de ne olacağım demeli bundan sonra. Bilmiyorum. İlerleyen haftalarda nasıl bir çekişme yazılır onlara. Ancak Miz TV segmentindeki halleri inanılmaz komikti. Yani çok değişik bir hal aldı. İlginç bir karakter aldı Kevin Owens, Sami Zayn federasyonda. Bu kadar orijinalliğin de bir arada bulunması gerçekten izlenebilir, çekici kılıyor bu adamları. Merakla bekliyorum açıkçası. Bir tahminim de yok doğrusu. Bilmiyorum, senin nedir görüşün Mehmet Dinler? Yani ben bir süre takım olarak devam edip, çünkü şey hani daha çok yükselme ihtimalleri yok. Lesnar'da kemer olduğu sürece yok yani. Yani
takım olarak devam etmelerini düşünüyorum. Keşke SmackDown'da takım olarak devam etselerdi. Hatta onu da çok istemiştim. Ama böyle hani daha üst düzey feud'lara girdiler bir şekilde. Ya burada umarım Kurt Angle'la feud'a girmezler yani. Hani abi çok sıkıldım ben hani Owens'ın şey olarak devam etmesi. Hani Miz de abi SmackDown'da Bryant'la Raw'da Kurt Angle'ı nerede GM bulursa onunla feud'a giriyordu. Kevin Owens'ın da ona bağlamasını istemiyorum açıkçası. Ya bir süre takım olarak devam edip böyle hani yavaş yavaş yükselseler sıfırdan çok hoşuma gider. Bu arada şey muhtemelen Mistoraj önümüzdeki birkaç hafta boyunca Kevin Owens ve Sami Zayn'e yanlanmaya çalışacaklar. Çok eğlenceli segmentler izleyebiliriz diye düşünüyorum. Umarım olur. Ve devam ediyoruz. Tag Team Eliminator finali. Artık turnuva kelimesi kullanılmıyor. Eliminator kullanılıyor. Çünkü Vince McMahon turnuva kelimesini sevmiyormuş. Revival ve Bray Wyatt Matt Hardy takımı karşılaşıyorlar. Bray Wyatt Matt Hardy bir kez daha güzel bir galibiyet alıyor ve Great Royal Rumble'da Cesaro ve Sheamus'la maça çıkma hakkı kazanıyorlar. Raw takım kemerleri için. Salih, takımın gidişatını nasıl buluyorsun? Bray Wyatt Matt Hardy yakışıyorlar mı sence gerçekten? Yani ring içi biraz felaket olsa da karakter olarak çok dikkat çekiyorlar. Ama ya ben şu turnuvayı bu kadar hızlandırmalarına çok şaşırdım yani. 4 maç mı ne oldu toplamda? Haftaya. 3. Abi şey diyorlardı zaten. Yani geçen hafta işte 2 tane maç duyurdular. Kazananları da haftaya karşılaşacak dendi. Zaten geçen hafta duyurulan buydu ya. Çok, yani çok öyle şeye geldiğini düşünmüyorum ben. O haftaya bu zaten abi Greatest Royal Rumble, Arap Rumble. Evet, bu Hatay'da etkinlik yapacağız zaten. O da ilginç olacak arkadaşlar. Hatay çevresinde sizleri de görmek ister sahipler. Evde yatırılıyı alıyoruz. Mehmet tekrar eder misin? Greatest Royal Rumble için Büyük Hatay buluşması gerçekleşecek arkadaşlar. Orada sizleri de görmek istiyor Hataylı arkadaşlarımız. O çevreden gelen arkadaşlarımız. Ülkemizin yani Arap gidin, nüfusunun bol acı yiyin. Arap nüfusunun yoğun olduğu yerler Hatay ve Şanlıurfa'da etkinlikler düzenlemiyor. Arada birkaç tane de şey alın aranıza, Suriyeli alın. Böyle takılın izleyin yani. Of, ya, onların da eğlenmeye hakkı. Suriyeliler de ucuza gidiyormuş ha, pazarlar şeymiş ha, of neler oluyor. Buğra, Sheamus ve Cesaro sence şeye, SmackDown'a geçebilirler mi peki? Abi Sheamus ve Cesaro değil, ya Sheamus geçsin ya Cesaro geçsin ya. Şu ikisi bir ayrılsın. Mick Foley, ne yaptın adamlara, tutkal mı sürdün? Gerçekten abi, gına geldi ya. Ya. Mis gibi takımlar abi, nesini beğenmiyorsunuz abo ya? Hiç yani hiç beğenmiyor. Beğendi, çok beğendik de. Abi şey yani eskide anlıyor musun? Eskidi. Bir yenilenmeye ihtiyacı var ikisinin de. Bir yeni yüze ihtiyacı var ikisinin de. Ve bu SmackDown değil. İkisinin ayrılması bana göre. Abi takım dediğin şey öyle hani sürekli ayrılıp şey birleşen bir şey değil ama yani hani. Abi alan değiştirdiklerinde kendilerinde yenileme şansı bulurlar yani. Abi New Day mesela geçen sene Raw'dan SmackDown'a geçtikten sonra kendini yenilemeyi başardılar. Hiç de yani ayrılmadılar yani bunu yaparken. Yani mis gibi de yani hani Raw'da yaptıkların üzerine. Bu kadar ön planda olmamalarının da etkisi vardı yani, yok değildi. Abi yani ön planda olmamaları dediğin Helnesel maçı kaptı bu adamlar. Yani hani gayet ön plandalardı yani. Ön planlarda da ana promotion malzemesi değillerdi ya. Raw'daki kadar. Raw'da her hafta çıkıyorlardı. Her hafta çıkıyorlardı. SmackDown'da o kadar. Yani Sheamus ve Cesaro SmackDown'a geçtikten sonra bu yenilenmeyi yapamazlar mı ya? Ya mutlaka yapabilirler tabii ama bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ben hiç Cesaro'ya bir tekli kariyer hala beklenti sahibi içindeyim yani. Yani. Ember Moon vs. Mickie James maçıyla devam ediyoruz. Normalde maçta şey olacak. Hem Nia Jax hem de şey Alexa Bliss speaker masasında olacak ama Alexa Nia'nın olacağını duyunca speaker masasına gelmekten vazgeçmiş, kaçmış. Ember Moon
klasik bir şekilde Mickey James'i tuş etmeyi başarıyor. Nasıl buluyorsunuz Ember Moon'un gelişimini? Buğra senle başlayalım önce. Kısa sürede kemere aday olabilir mi? Ya Ember Moon'dan başka hani kemere göz kırpacak çok adam göremiyorum zaten ben. Hani Asuka falan belki ama yarın da değişebilir Asuka'nın mevzusu. Ember Moon biraz da kadınlar divizyonunun ne kadar alt seviyede olduğunu gösteriyor bize Raw için. Gelir gelmez kemere aday olmaz. Çok olağan. Zira kendisinden başka Nia Jax'in karşısına çıkabilecek çok alternatif yok. Olsa da yani çok fazla bizi hype'lamıyor maça. Aa bak şu Nia Jax'i yener diyemiyoruz. Yani Salih sen diyebiliyor musun? Yani Ember Moon Nia Jax'e karşı çıkıp onu yenebilir mi sence? Diyemiyorum maalesef. Bu arada Alexa vs. Nia'nın rövanş maçı iki taraftan biri takım şey değiştirmezse eğer Backlash'te olacak gibi görünüyor şu anda. Bunu da kısaca geçiyorum çünkü çok yeni bir şey olmadığı için. Bu arada arka alanda bundan önce Fashion Police ve Natalya'nın Raw'a geçtiğini görüyoruz. Onların maçlarında bunu konuşalım. Ve devam edelim. Roman Reigns ve Roman Reigns'ten öncesi var. Evet. Dolph Ziggler SmackDown'dan Raw'a geçiyor. Bir kişi daha geçiyor yani. Ve Titus Worldwide onu Titus Worldwide'a katılmaya davet ediyor. Derken Drew McIntyre Dolph Ziggler'in yanında yer alıyor ve Titus Worldwide'ı öldürüyorlar. Dolph Ziggler ve Drew McIntyre artık yeni bir takımımız var Raw'da. Drew bütün böyle indileri yok ettikten sonra NXT'de de kemer almıştı. Şimdi nihayet ana kadroya geldi. Dolph Ziggler artık hani kariyerinde yeni yapabildiği hiçbir şey yok. Ama yer değiştirdi. Bakalım ne olacak. Salih seninle başlayalım. Nasıl buldun Drew McIntyre'ın debutunu? Bekliyor muydun? Beklediğim gibi bulamadım. Bekliyordum ama daha şaşalı beklerdim yani. Mesela şu main event'e beklerdim onu. Bobby Roode yerine. Çok mantıklı olurdu bence. Ama kullanamadılar. Ellerine kaçırdılar. Yani. Ya ben pek TNA'yı izlemediğim için Drew McIntyre'ın nasıl bu kadar çok yükseldiğini anlamıyorum. Zaten TNA'ya kim gitse direkt ana kemere yükseliyor. O da işin ilginç bir mevzu. Abi ya. India'ya giden WWE Superstar'ları Allah katında görüldüğü için. Ha o da ilginç ben yani. De, ben de öyle düşünüyorum. Sen gibi düşünüyorum. Ben Drew McIntyre'ın ne böyle numarası da hani yerlere göklere sığdırılamıyordu TNG, indici tayfa tarafından. Bilmiyorum. Adam şey yaptı. Çok fazla şova çıktı. Bir de şeye booking ücreti düşüktü biraz. Az para alıyordu yani. Çok fazla şova çıktı. Sevildi yani. Yani bir şekilde gösterdi kendini de şey. Neden sempati kazandı? Orayı anlayabilmiş değilim. Ben açıkçası yani, o indilerde TNA'de başaracağını da WWE'de başarabileceğini zannetmiyorum. NXT'de de o aurayı alamadım yani. Ya kusura bakma Drew McIntyre kardeşim. Senin hakkında güzel konuşamadım bugün. Ama yaptığın ana kadroya return de açıkçası bir haltada benzemiyordu. Gene heyecanlanamadım. Şey söyleyeyim mi? Evet. Yani WWE'nin Drew McIntyre'a en az bir tane ana kemer vermesi kesin gibi çünkü şöyle umutlular. Bu adam hani NXT'de işini bitirmeden sakatlandı. Abi tekrar NXT'ye döndürmediler. Yani hani abi, döndürseler abi, döndürebilirlerdi. Yani direkt ana kemere gönderdiler. Bak bebeğim ana kemer verebilirler. Jinder Mahal'e ana kemer vermiş bir federasyondan bahsediyoruz. Yani seviye belirtmiyor benim için bu ana kemer ana kemer. Hayır, bunlar şey, geçeceksin yani. Hayır, herkesi Jinder Mahal'le kıyaslarsan o zaman yani James Ellsworth de bugün geri dönüş yapıp ana kemer alabilir yani. Ya James Ellsworth'un verdiği bir enerji vardı anlıyor musun? Ya Drew McIntyre o enerjiyi veremediği için şu an eleştiriliyor zannımca tarafınca yani. Ama şey yok, hani bir senaryo yok ortada. Ne bileyim bir mantık yok. Ha ileride geliştirir. O başka. Rusev'deydi de bir senaryo vardı beğenmiyordum tuttu. Bunda bir şey yok beğenmiyorum. Bunda yani yorumlayabilecek ben açıkçası, bir şey yok. Ben açıkçası Drew'dan beklentinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
heel olarak gelmesi en azından umutlarımı arttırıyor. Yani çünkü NXT'de korkunç bir face'ti. Baby face'ti hatta. Yani gerçekten hani heel olarak Dolph Ziggler'ı da Raw'da gördüğüme çok sevindim ya. Hani kendine biraz daha gelebilir. Drew'la takım olarak devam ederlerse gerçekten iyi olabilir. Bu arada Raw'un takım şeyi de SmackDown'dan üst düzey takım almadan gerçekten iyice arttı. Hani yani SmackDown'un en başarılı iki takımını almamalarına rağmen gerçekten arttırdılar seviyeyi. Salih sen Drew'un şeyini ilk sana sormuştum. Konuştuk. O zaman hepimiz konuştuk bunu. Ve Roman Reigns Samoa Joe geçen haftanın aynısını yaşıyorlar yine. Yine Roman Reigns Lesnar hakkında promo kesiyor. Joe da gelip ben seni Backlash'te hani halledeceğim, işini göreceğim diyor. Roman seni çok dövdü. Great Royal Rumble'da da gene dövecek. Abi Samoa Joe'ya Paul Heyman şey booking'i veriyorlar yalnız iki haftada. Çok garip geliyor yani. Yani abi yani niye sürekli adamı Lesnar'ın yeneceğini söyleyip duruyorsun? Eline ne geçiyor ben anlamıyorum açıkçası. Yani bu da geçen haftanın aynısı olduğu için hani çok fazla üzerinde durmayacağım. Yani geçiyorum. Roman Reigns diyor. Vay efendim Brock Lesnar bugün yok. Kardeşim neden olsun ya? Ya kusura bakma oturmuş dayağını yemişsin. Niye gelsin Brock Lesnar Roman Reigns'e ya? Ben anlamıyorum. Roman Reigns nereden buluyor birader bu yüzü? Haftaya duyuruldu. Bence haftaya da gelmeyecek birader. Gelmeyecek haftaya ha. Cidden gelmeyecek adam yani. Adam zamlı kontrat alıyor abi yani. Ne yapsın daha? Haftaya da gelmeyecek ha. Ya niye gelsin yani? O oturmuş bir sene boyunca ana kemere ağlamışsın. Gelmiş sikmiş adam seni gitmiş birader. Yeter yani. Sen de bir sal yakamızı Roman Reigns ya. Bir sal birader ya. Allah Allah. Peki. Ya bugün bu gece yok. Olmayacak tabağımına koyayım. Seni mi dövecek gene? Dört hafta geldi. Dördünde de dayak yedin ya. Evet. Sadece senin de etmek istediğin küfürler var mı? Yok yani. Brock Lesnar. Ben de nefret ediyorum ama. Roman Reigns de abartıyor bunu. Yazık yani yazık. Bir de sevinen insanlar görüyorum güreşte. Lesnar'ın kemerini tutmasına. Onlar gerizekalı. Onları geçeceksin yani. Onları takarsan eğer çok şey yani. Yani abi herkesin fanı var. Jinder Mahal fanı var. Hala Cena fanı olan insanlar var. Lesnar fanı dostun yani hani. Böyle mantıksızlıklar hani. Lesnar fanı olup da üzülenler de biliyorum yani. Diyorlar işte kemer işte bu kadar bir şey olmaz. Uzaklaşmaz. İşte diyorum bak mantıksız. Sınırı yok yani hani sınırı yok yani. Ya ben kemerin ne politikada kullanıldığını söyledim yani. UFC title'lar gibi senede 1-2 defa defense oluyor. Onun dışında şovlar da görünmüyor yani. UFC WWE Universal Championship bence uzun süre böyle kullanılacak. Uzun seneler böyle kullanılacak bana göre. Ben çok zannetmiyorum. Devam ediyoruz şimdi. Natalya geçti demiştik şeye, Rova. Arka alanda da Ronda Rousey ile güzel bir segmentte yer almıştı. Natalya Mandy Rose ile karşılaşıyor Absolution'dan. Absolution Rise of God gelmesine rağmen hala Rova'da bu arada. Ve Mandy Rose'u yenmeyi başarıyor, pes ettiriyor. Arkasında Sonya Edeb'i saldırsa da Ronda Rousey onu kurtarıyor ve böylece Natalya'nın da face turn olduğunu geçirdiğini söyleyebiliriz. Size söz vermeden tek bir şey söyleyeceğim. Abi heel Natalya'dan daha itici olan bir şey varsa o da face Natalya'dır. Yani Salih Ronda Natalya şeyini nasıl buldun ortaklığını? Çok alakasız buldum ama ne yapacak bir şey yok maalesef. Yani ikili yani şey Ronda'nın işte güreş eğitimi sırasında birlikte çalışmışlar. Natalya yardımcı olmuş o konuda. İyi de arkadaşlar olduklarını biliyoruz. Acaba yani, şey biraz... mi? Ronda şimdi Roddy Piper'ın hayranı ya. Acaba Bret Hart'ın da mı hayranı? O yüzden mi katlanıyor falan? Yani hayatında izledim acaba Roddy Piper'ı ya. Geç. Ben Natalya'nın izlemiş abi. Ben Natalya'nın şeyini arka alana giderken maçtan sonra hani
Ronda bu niye yardım ediyor? Diyor ya, hissettim yani. Hani bu arada şey, yani Ronda Rousey gerçekten büyük bir Piper hayranı. Abi bak çok güzel bir yorum var. Eskiden beri güreş hayranı. Hüseyin Ozan Sarıışık demiş. Ronda gene MMA'ye çevirin. Abi %1 milyon tam bunu diyecektim ya. Ya saçma sapan MMA yumrukları, WWE ringlerinde ne bileyim sokak kavgası. Abi çok itici ya. WWE ringlerinde sokak kavgası mı? Abi çok itici olmaya başladı bu UFC'cilerin bu kadar çok artıp ring içinde UFC'ye çevirmeye çalışma. Bir de TNA abi, gibi tam bir UFC maçı yapın. Tam böyle TNA gibi UFC maçı yapın. Ve sıva hani, bir Kurt Angle'ın hani, şey Jeff Jarrett'la yaptığı hani gibi. Bir sus be. Sus. Hani bir hafta önce ay Ronda ne güzel güreşti ya. Ay MMA'ci olmadı falan şükür falan yapıp. Abi bugün de yani karşısında Sonya Deville olduğu için ve Sonya Deville yumruk yumruğa kavgaya çağırdı kadını. İkisi de MMA altı yapıldı çünkü. Kadın abi, işte abi MMA tarzı yani. Maç bile çıkarmadı ya. Mevzu o yani. Tamam abi, yani iki tane MMA geçmiş olan isim öyle bir tane bu rol çıkardı alt tarafı. Maç çıkartmadı, bir şey yapmadı. Bir sakin ya. Ako yani bir ben hafta derim. Önce şey yaptığına bir hafta sonra söven de yani. Neyse. Yani fenerlisiniz tabii siz. Aykut Kocaman'dan alışkınsınız bir hafta sövüp bir hafta şey yapmaya, fan olmaya. Kardeşim Ronda WrestleMania da iyiydi ama bu hafta yani yaptığı daralıyorum anlıyor musun? UFC şey gibi düşün abi. Brock Lesnar her hafta gelip suplex vurursa böyle olacak yani. Yani abi sakin, daha bir hafta gördük kadını ya. Bir terim var ya işte, Brock Lesnar tüm sene full time güreşirse insanlar ondan bıkar. Bu da öyle bir şey olacak muhtemelen. Part time güreşirse de insan güreşirken de insanlar ondan bıkıyor. İşte ama bıktım işte aslında. Ya şey, bu arada Ronda şey için ya, güzel bir şey var abi. Hakikaten full time'mış yani. Ben sevdim ya hani. Hani ben gene büyük pay-per-view'lar bekliyordum. Ama yani gayet kadın her hafta gelip işini yapıyor. Böyle yapacaksa ben seviyorum. Abi ne, kimin devam karşısına ediyoruz. Çıkaracaksın ki ben anlamadım. Yani sürekli bir momentum devleştirme. Sürekli bir momentum devleştirme. Kimin karşısına çıkaracaksın? Gerek yok abi bu kadar. Yani süper yıldız güreşçiyi idare etmeyi bilmiyormuş gibi Vince McMahon. Yıllarca süper yıldızları ring içinde kullanmış bir isim. Yani Ronda'nın karşısına kimi çıkaracaksın şimdi? Yani bakalım şimdilik şey yani Natalya ile takım olabilirler gibi duruyor ya. Hadi bakalım. Alışana kadar. Hadi bakalım. Yani alışana kadar basic feud'larla karizma kasmasının benim için bir sakıncası yok diyoruz ve devam ediyoruz. Breezango vs. The Bar maçı. Breezango arka alanda The Bar'a ceza kesmişti giyim kuşamı yüzünden. Maç o şekilde oluşmuştu. Maçı da roll-up'la Breezango kazanıyor. The Bar'da çok güzel şok uğruyor. Böylece dönüş maçlarını kazandılar. Buğra, sence Breezango coşabilir mi burada? Ya Breezango'yu uzun süredir hani arka alanda da gördük. Orada da gördük. Ring içinden de burasını, bu arka alan funny segmentlerinden de epey uzaktı. Ben beğendim Breezango. Abi her zaman WWE'de iş yapabilecek bir gimmick'e sahip. Yürür yani buradan. Sen de bir de seviyorsun gayleri topları biraz. Buradan da sempati var tabi. Mehmet Dinler LGBTİ'ci olduğu için böyle şeyleri seviyor biraz. Bilmiyorum LGBT'yi yani. Destekçisiyim. Çok şükür. Yani burada da önemli olan benim LGBT'yi destekçisi olmam değil. Olmayan insanların olması. Garip olan bu çünkü. Ya tabii. Ya şey, Salih sadece Fashion Police tekrar başlar mı? Ascension da geçti çünkü daha sonra duyurulduğu üzere. Umarım bunun üzerine yoğunlaşırlar. Yoksa çekilecek gibi bir takım değil ben. Ben de öyle düşünüyorum. Fashion Police segmentler hemen hepsini ben YouTube kanalımızdan izledim. Onun dışında pek çekilebilecek insanlar değildi yani güreş anlamında. Yani evet, yani ring içi de sürekliliği olan bir takım yani, en azından Briz değil hani hala. Fandango'nun ring içi çok iyidir bu arada yani hani evet. WWE'de hiç kullanılmasa, hiç öyle bir şey yapmasa da. Genelde dans ediyor işte, kıvırıyor. Nova yani, Zeli falan.
Gimlik dolayısıyla çok göstermiyor ama yani güreş altyapısı çok sağlamdır. O hani, bir ara çıkardıkları maç vardı. New Day ile mi çıkardılar? Yaz SmackDown'da. Usolarla galiba. Usolarla mı çıkardılar? Bu ring içinde yazın değil, resim değil. Amerikan, 32 öncesi bir paper. Tam Amerikan kültürü eğlencesi maçıydı. İnanılmaz güzeldi. Öyle bir şey ben beğeniyorum ya. İnanılmaz beğeniyorum Brizengo'yu. Ama daha çok ring içinde kullanılması temennisiyle tabii. Ben de yani ama şey ya hani Fashion Police gerçekten çok güzel bir şeydi ve Raw'da yeni bir hikayeyle ben görmeyi çok isterim yani. Umarım olur. Main Event'a geçiyoruz. Main Event'ta şey maçı var. 5'e 5 takım maçı var. Bir tarafta işte Miz, Mistoraş, Sami Zayn ve Kevin Owens. Miz'in son maçı olacak Raw'da. Diğer tarafta Finn Balor, Bobby Lashley, Braun Strowman, Seth Rollins ve derken bir de şey geliyor. Bobby Roode son isim olarak SmackDown'dan Raw'a geçiş yapıyor. Beşli maçı Miz'e dayak şöyle ne çevirip Miz'i uğurluyorlar. Hani gayet ringden SmackDown'a. Peki benim sorum Salih, bu kazanan beşliden bu gece SmackDown'da göreceğimiz sence kim var? Seth Rollins garanti bence. Belki Finn Balor yani. Tabii Universal kemerinden koparsa tabii. Universal. Abi SmackDown'a gittiğinde de ben Universal'ı kazanmıştım diyebilir yani. Çünkü tamam, bağlantısı o sadece yani kemere yaklaşmıyor tekrar. Sadece kazandığını söylüyor. Ortası yok ya SmackDown'da. Direkt kemere oynar. Hayır işte şey yani adamın hani Universal'la şu anda tek bağlantısı bir kere kazanmış olması. Yani başka hiçbir bağlantısı yok bir yıldır falan yani. Hani hala demek SmackDown'a gitse de Universal'la kopmaz yani şu anki ilişkisi de devam edebilir. Peki Buğra sence Braun Strowman geçer mi? Braun Strowman'ın geçeceğini düşünmüyorum. Ben daha çok AJ Styles'a rakip olabilecek güreşçilerin geçeceğini düşünüyorum. Çünkü SmackDown'ın en büyük sıkıntısı oydu. AJ Styles'a rakip yaratamadı Brand. Rakip yaratamamanın sebebi nicelik olarak, sayı olarak çok oluşlar ama nitelik olarak, kalite olarak az oluşlarıydı SmackDown roster'ının. Bence onu yükseltecekler. Ben SmackDown'a geçecek isimlerin Jeff Hardy, Finn Balor ve Seth Rollins olacağı kanaatindeyim. Ve Bobby Roode'un Raw'a geçişini de çok inanılmaz anlamlı destekliyorum. Zira SmackDown'da hani bir enerji, bir şey olmamıştı yani. Bir enerjisi yoktu. Sadece Glorious'a bağlıydı. Hani bir türlü bütünleşememişti. Çok güzel bir sevgilin olur, çok kız arkadaşın olur. Memesi yoktur yani. Baharat eksikti. Rav'da bu baharatı bulabilecektir diye düşünüyorum. Bakalım. Ben bu üç ismi son yapmıyorsun SmackDown... kardeşim yani. Ya onun gibi işte yani. Rav'da o baharatı bulacaktır. Bok gibi gimmick çünkü. Numaninci gerçekten uzun süre boyunca yayında saçmalamamıştın diye teşekkür edecektim. Şimdi bunu diyerek yanıltmadın beni. Neyse. Dijemo, Finn Balor, Seth Rollins ve Jeff Hardy'nin SmackDown'a geçip AJ Styles'a da rakip olabilecek güreşçilerin SmackDown'da olacağını düşünüyorum. Bence Braun Strowman'a gerek de yok. Geçmeyeceğini de peki, düşünüyorum. Buğra Gür, sence Charlotte'a rakip yaratacaklar mı? Yani Carmella'ya. Carmella var ya işte. Daha ne olacak? Yani ben bu arada şey yani Bobby Roode'un SmackDown'da kalacağını öngörerek şey demiştim. Bir yıl içinde ana kemere oynayacak bu adam. Güzel mi? Hani babayı oynar herhalde artık. Ya hani face halinin yapabilecekleri sınırlı. Hani bu ring temposuyla heel hali çok daha eğlenceli, çok daha güzel bir şey olabilir. Bu arada bitirmeden yani bu konuyu da bitirmeden şey son maçı diye artık ayrılıyorlar diye Miz'i satan Mistoraj'da kardeşim yani size diyeceğim tek bir şey var. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Miz bir kartaldır ve uçmaya tek başına uçmaya SmackDown'a geliyor bu gece. Bu ne? Siz Şenol sadece Güneş. Kargasınız şerefsiz. Şenol evet. Güneş mi bu? Evet. Böyle boş boş konuşuyor ya Şenol'da. Buraya çok uydu ama.
Hüseyin Ozan demiş. Buraya çıktı. AJ Styles Finn Balor feyodunu bekliyorum ben. Ya AJ Styles'e o rakip olabilecek herkes Raw'dan SmackDown'a geçecektir. Bak çok isim geçmeyebilir ama SmackDown kesinlikle kalite olarak artacak. Ya ben bunu iddia ediyordum uzun süredir. Çünkü SmackDown segmentlerini sürekli birbirini basıyordu güreşçiler. Fakat ortada senaryo kalitesi çok zayıftı. Hani o birbirinin segmentlerini basmayacaklar bu sefer. Azalacak ama senaryo kalitesi artacak diye düşünüyorum. SmackDown her 2018 senesinde herkesin favorisi olabilir. 2019 WrestleMania'sında zannetmiyorum ben çünkü evet. Zannetmiyorum ben ya. Çünkü abi Nakamura falan devam ediyor yani of. Bu arada. Gerçekten Nakamura ya. İşte şey Jinder Mahal gitti ama Nakamura duruyor maalesef. Bir de işin o tarafı var. Salih genel olarak bu geçişleri nasıl buldun? Yani SmackDown Live adına beğendim. İyi bitirdiler yani. Kevin Owens'ın sevmesine yandan çok sevindim. Çünkü SmackDown Live'da yapabilecekleri kısıtlıydı artık. Üzerine pek bir şey oldum yok, şaşırdım yok. Tabii Raw'dan da bence kadın güreşçi geçmesi lazım en az iki tane. Yani ben bu akşam Sasha ve Bayley ya da Bayley'den biri geçerse çok memnun olacağım özellikle. Yani gerçekten artık ikisinden birinin yer değiştirmesi gerektiğini hissediyorum. Hatta ikisi de geçebilir. Finn Balor ise ya da Seth Rollins'ten biri ve Braun Strowman da geçerse çok memnun olacağım. Yani Braun Strowman'ı ben SmackDown'da görmek istiyorum. Çünkü abi Raw'da artık sıradanlaşmaya başladı. Yani herkesi deviriyor. Elias gelir mi peki? Elias geçer mi? Güzel soru. Onu diyecektim. Elias'ta tam SmackDown'a geçecek tip var ya. Arka alan röportajı verirken dedim %100 bu SmackDown'da dedim ya. Hiç 6. isim yanılmaz bakın. Hiç yanılmadığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz zaten. Ya, bence yarın zaman... Elias SmackDown'da. Peki Elias SmackDown'a dönüş maçını kazanabilir mi? Ne diyorsun? Ya, Elias maç kazanmak için kurgulanmış bir karakter değil. Bu hali çok iyi. İnce'yi gördün ama şu anda görmezden geliyorsun, anlamazdan geliyorsun. Ya gerek şey ya, şimdi bu şeylere. Abi Elias'ın SmackDown'a geçmesini çok isterim çünkü abi Aiden English feyodu istiyorum. Ya gerçekten bu feyodu görmeyi hak ediyoruz. Rusev feyodu çok bayağı etkili olur yani. Aynen yani hani abi ya Aiden English'le bir atışmalarını görmeyi o kadar istiyorum ki. Bir ara şey vardı. Survivor serisi zaman Raw vs. SmackDown vardı ya. Herkes ya birinden şey çıkmıştı. Abi şey görelim hani. İki taraftan da birer tane müzisyen Elias'la şey çıksın. Hani Aiden English çıksın bir atışsınlar şöyle falan. Onu gerçekten SmackDown'da görmeyi çok isterim. Bu gece şovu da Elias açabilir ha. Gerçekten büyük bir açış olur yani. Hadi çok sevinirim. Peki sizce bu geçenlerden Raw'da en başarılı olacak kim Buğra sence? Raw'da en başarılı olacak geçenlerden. Bence o kadar kötü tipler geldi ki hiçbiri başarılı olamayabilir yani. Ama en başarılı kim olacak? Ama en başarılı evet en başarısızlar arasında en başarılı kim olur? Vallahi enerjisini bulabilirse Bobby Roode olur. Salih sence? Kevin Owens ve Sami Zayn diyorum. Ben de Kevin Owens ve Sami Zayn diyorum yani. İnşallah. Sorumuz var mı daha? Öyle konuşacağımız. Var. Reborn by Fate demiş. Braun Strowman'ın Raw'da ezmediği biri kaldı mı? En son Raw takımlar şampiyonunu tek başına ezdi. Artık SmackDown'a geçmeli. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum artık şey. Extreme Y2J sormuş. Balor Club SmackDown'a geçerse olası bir Balor vs. AJ Bullet Club feyodu yaşanır mı sizce? Ya ben bunu görmeyi çok isterim. Ya hatta şeyi çok isterim. Yani AJ Styles ve Balor'ın içinde olduğu bir Bullet Club, dörtlüğün bir çıkarıcı bir Bullet Club görmeyi gerçekten çok isterim. Ya SmackDown'da gerçekten çok iyi bir etki yaratabilir. Salih sen ne düşünüyorsun bu konuda? Tam brandi yani SmackDown Live. Aynen ya. O zaman show puanlarımızı verelim. Siz de arkadaşlar bu arada show puanlarınızı söyleyin. Buğra sen kaçıyorsun?
Ben 3.5 veriyorum. Sadece sen? Ben de 3.5'tan 4 yani. Ben bir 4.5 veriyorum ya. Yani ya şey kapın zaten modu bu yani hani. Geçen sene ne olduğunu bile anlamamıştık olurken de. Heyecan yarattı yapacaklar. Bu sene iyi gelir. Peki son bir soru. Bugün NXT'den Andrade Cien Almas SmackDown'da debut yapabilir mi Salih? Sanmıyorum ya. Bir iki aya yani malzeme bırakırlar. O anlamı söylüyorum. Hatta konuşmuştuk yayından önce bunu. Evet. TakeOver'da maçı çıkacaktır. Yani ben NXT tapinglerini izlemediğim için, yani okumadığım için bilmiyorum hani. Ben de okumuyorum. Onu da söyledim zaten. Okuyan varsa da spoiler vermesin. Vallahi çok kötü kapışırız. Buğra sence Almas bugün gelir mi? Ya Andrade Cien Almas'ın ben hani karakter olarak çok ring içi tamam okey ama karakter olarak o kadar seyirci tarafından sindirildiğini düşünmüyorum. O karakteri biraz daha NXT'de oturtmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum, o kanaatteyim. Ya bence de öyle olmalı ama yani bu kadar da boşluk çıkmışken SmackDown'da hani tam da yeri mi diye düşünmeye başladım yani. Zelina Vega kapatabilir belki o reaksiyon olayını yani diye düşünüyorum. Olabilir. Hani bu bugün gelen bir şey aklıma yani. Çünkü SmackDown kadrosu şu anda çok boş ve gerçekten hani Jinder Mahal'in yükseldiği gibi bir anlık yükselişte yani aynı tepkiyi almayacaktır. Aynı nefreti almayacaktır. Daha saygı duyulan bir nefret alacaktır muhtemelen. Evet 3.5'lar var genel olarak. 3.75'ler var. 4 var. Bir tane 5 var. Jeff Kemer aldığı için. Reborn by Fate adı da. Çünkü şeyde bahsediyorum. SmackDown arka alanında olanları söylemezseniz çok seviniriz. Neyse. O zaman ufaktan kapatalım mı? Söylemek istedikleriniz var mı? Olur. Güreş Türkiye Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Şu anda 25 dinleyicimiz var. Daha da fazlaydı bir süre önce. Yarın aynı saatlerde aşağı yukarı SmackDown Live'da 9. da Shake Up gerçekleşmiş 9. olacak. Ve biz de o şovu konuşacağız. Biraz daha önümüzü görebileceğiz diye düşünüyorum. Salih ve Buğra yorumlarınız için ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.